3 ha? Ne oldu, hayırdır? Abi 2 dakika konuşabilir miyiz Kerem'le alakalı? Kerem'le alakalı mı? Tamam tamam, sıkıntı yok oğlum. O konu halloldu, gitti bitti. Sıkıntı var abi. Sıkıntı büyük. Ne oldu? Kerem geçen mahalleye geldi. Silah ayarlamamı istedi. Ne diyorsun oğlum? Sakın öyle bir şey yaptın deme bana. Abi 3 aydır kira ödeyemiyorum ben. Biliyorum, bizim ailede durumlar ters o yani. Çok para verdi abi. Abi ben çok pişmanım ya. Yemin ediyorum çok pişmanım. Bir de sen öyle gelip sana güveniyorum falan deyince tiksindim abi kendimden. Sabaha kadar uyuyamadım. Ne yaptım ben şu an? Ne yaptım be oğlum ya? Abi ne bileyim ya, yaptım bir salaklık işte, kafama tüküreyim. Ama mermi falan vermedim yani, öyle korkutacağım dedi, sıkmayacağım dedi. İteledim boş emaneti. Geçen gece spor salonundaki hali neydi öyle? Üzerime saldıracaktı. Hiç iyi görmedim Kerem'i Suna. Kerem işte Tansel. Onun öyle hırsı, öfkesi geçmez ki. Biliyorum ama bu defa farklıydı. Bana karşı ilk defa bu kadar hırçındı. Baksana gözleri nefret doluydu. Aldırma sen ona. Dedim ya Kerem işte. Öyle kendi kendine parlar, kendi kendine söner. O salon Kerem'e iyi gelmiyor. Konuşacağım, tekrar benim salonda çalışmaya başlasın. Uzak dursun o adamlardan. Tamam oğlum, bence şimdi üzerine çok gitme. Bırak bir sakinleşsin. Sakinleştikten sonra zaten kendi hatasını fark edip gelir özür diler senden. Hiç sanmıyorum. Kafkas arıyor. Güneş'in ilaç dozlarını değiştirecektik. O yüzden arıyordur. Açsana o zaman. Acelesi yok bir tanem. Sonra ben onu ararım. Şimdi sohbetimizi bölmeyeyim. Alo? Suna neredesin? Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ama sakın panik yapma, tamam mı? Ne oldu? Kerem. Silah almış bizim çocuklardan. Ne? Fırat ne diyorsun? Kimler silah almış? Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol, panik yapma. Telaş etme, ben halledeceğim. Muhtemelen o Tansel'e gidecek. Gidip engel olmamız lazım. Ben şu an evdeyim. Sen neredesin? Tamam, tamam. Sen evde bekle. Ben hemen geliyorum seni almaya. Tamam, tamam, bekliyorum. Tamam.